Arkadaşlar merhaba, koleksiyonumdaki en değerli 10 figürü paylaşacağım videoya hoş geldiniz. Bu videoların ikincisi. İlk videoda demiştim ki eğer bu videoda gösterdiğim ürünlerden, Funko'lardan yarısı değişirse yeni video çekeceğim diye. Şu an top 10'umdaki Funko'larımın yarısından fazlası değişti ilk videoya göre. O yüzden bu videoyu tekrar çekiyorum. Tekrardan yarısından fazlası değişirse yeniden çekeceğim. Şimdi 10, top 10 demiştim ama 12 tane figür paylaşacağım. Top 10'u da zaten oradan görürsünüz. Son 2'yi de göstermek istedim. Çünkü aralarında çok fazla fiyat farkı yok. O yüzden top 10 ama top 10, 12 tane figür göstereceğim. 12 numaradan başlıyoruz. 12 numara Vikings'ten Seer figürü. Vikings'in diğer Lagartha ve Ragnar figürünü de almıştım. Başka bir satıcıdan daha önceden. İkisi de sahte olduğu için onları iade ettim. Yani Viking figürlerine dikkat edin. Viking figürlerinin sahteleri var. Toplam 5 figürden sanırım 3'ünün sahtesi var. Floki ile Rollo'nun sahtesi yok diyebiliyorum ben. Bu figür orijinal. Orijinal olduğundan emin olduğum için bunu aldım. Başka satıcıdan aldım. Diğer ikisi sahte. Bu figürün değeri 41 dolar. Bu da 12 numara. 11 numara Daffy Duck figürü. Bu figür diğer videoda gözüküyordu. Vardı yani. Şöyle göstereyim. Bu figür yine Seer figürüyle aynı şekilde 41 dolarda. Bu figürü de çok hoşuma giden figürlerden bir tanesi. Sadece şurasında bir sticker var. Neden sticker değil de beyaz bir etiket yapıştırılmış. O biraz canım sıkıyor. Sadece o var yani. Orada muhtemelen neyi kapatmışlar bilmiyorum. O var. Figür çok güzel figür aslında. Türkiye'de de satıldı bu. Zaten Nita Toys getirmiş. Herhalde Nita Toys'un getirdiği değerli olan figürlerden yani zamanında getirmiş. Bu Türkiye malı yani bu figür. Güzel bir figür. Bu da 41 dolar. Bu da 11 numaraydı. 10 numara da diğer videoda gözükmüştü. 10 numara Planet Apes'ten Dr. Zaius. Bu figür şu anki değeri 43 dolar. Bu da yok bu şey değil. Türkiye ithalatçısı getirmemiş bunu. Bu figürün de kutusu mükemmel durumda değil aslında. Şu köşelerinde nasıl göstereyim? Mesela şu köşesinde böyle hafif şeyler var. Zamana bağlı aşınmalar. Ama yine figür çok hoşuma giden figürlerden bir tanesi. Koleksiyonumda duruyor. Tabii yani şöyle diyeyim. Bunu satsam yarın çok da üzülmem ama yani sevdiğim figürlerden bir tanesi yine de. Şu anki 3 figürün 2 tanesi geçen videoda gözükmüştü. 9 numara Agent Coulson. Bu Agents of S.H.I.E.L.D. Marvel serisinden Agent Coulson figürü 53 numarası. Bu figür Türkiye'de üretilmedi. 2014'te üretilmiş. Bunun şu anki değeri 44 dolar. Bunun da kutusu çok iyi durumda değil. Biraz güneşten, yani kutusu çok iyi durumda aslında da güneşten dolayı iyi saklanmamış. Bir önceki ben bunu ikinci el olarak aldım. Biraz kutusunda renk solması oluşmuş o yüzden. Yani ben tabii figürleri söylediğim rakamlar mükemmel durumdaki bu Agent Coulson figürü mükemmel durumdaki 44 dolara Amerika'da satılıyor. Hani bu biraz daha işte böyle rengi soluğunun Türkiye'deki değeri ne olur? Onlar biraz karışık tabii de. Ben hani bir fikir vermesi açısından söylüyorum. Bu figür 44 dolar. 8 numara. Bu videoda görünen figürlerde en son aldığım bu Dodgeball'dan, bu bir filmden Peter LaFleur karakteri. Bunun satıcısı 2 tane vardı elinde bu figürden. Bir tanesi bayağı hasarlıydı. Bu hasarlısını biraz daha ucuza veriyordu ama ben hasarsızını almak istedim. Kutusunun durumu gayet iyi. Biraz böyle renkleri soluk gibi gözüktüğüne bakmayın. Aslında renklerinde solukluk yok. Kutuyu beyaz tasarladıkları için böyle. Bu figürün değeri de 49 dolar şu an. Yani bu figürün bir tane eşi de Türkiye'de başka birinde. Üretim yılını da söyleyeyim. 2015. 7 numaradayız. 7 numarada Thor figürü var. Bu figürün değeri 50 dolar. Üretim yılını da söyleyeyim unutmadan. 2013. Yani 10 senelik figür. 10 senede bu figür 50 dolara gelmiş. Normal common figür. Hiçbir özelliği yok aslında. Ancak 10 sene durduğu için 50 dolara kadar yükselmiş. Figür gayet güzel. Yakından da göstereyim. Ekranda da zaten değerleri çıkıyordur. Bu göstereceğim figürler arasında tek Marvel figürü. Aynı. Bundan başka yani kalanların içinde hiçbir başka Marvel figürü yok. Bu Thor söylediğim gibi 50 dolar. Bu da top 10'umdaki tek Star Wars figürü.
22 numara Jabba the Hutt. Bu figürün arkadaşlar bu mavi kutu. Şuna bir bakın. Mavi kutu kalın yazı. Şuraya bakın. Bu figürün benzerleri de yapılıyor. Siyah kutu olanı var. Kırmızı kutu olanı var. Onlar yine aynı figür ama değerleri aynı değil. Şu altta bakın Vinyl Bubble Head yazıyor sadece. Bu figürün bu ilk sürüm olanları. Bunun çıkış yılını söyleyeyim. 2014'te çıkmış. Bu ilk sürümü. Bunun bir ikinci sürümü var. İkinci sürümünde şu altta Vinyl Bubble Head'in bir de bunun İspanyolcası falan yazıyor bu altta. İkinci versiyonu da o. Üçüncü versiyonu da. Üçüncü versiyonları değersiz olanlar. Onlar da böyle siyah kutu falan oluyorlar. Yani bu en değerli versiyonu. İlk basım Jabba the Hutt'lar. Bu da 2, 4, 6 numaraydı. Bunun değeri de 55 dolardı. 5 numara yine Jabba ile aynı değere sahip Nancy. Aslında 5 ile 6 numarayı paylaşıyorlar. Bu da 55 dolar. Stranger Things'ten Nancy. Bu öbür videoda gözüken figürlerinden bir tanesi. Değerini yılına hemen bakıyorum. 18, 2018 yılı 5 yıllık figür. 5 yıllık olduğu halde değeri bayağı artmış. Bunları bu figürde geçen videoda söylediğim gibi vardı. Bu değer geçen videodan beri fiyatı değişmemiş ancak geçen videoda gözüken bir diğer figürün fiyatı arttı, yükseldi. Bunun değeri hala 55 dolar. Evet. 4 numaraya geldik. Bunu zaten benim shortslarımı takip edenler biliyordur. Boondock Saints diye bir dizinin filmin bir tane karakteri Murphy McManus. Değil mi? Aynen Murphy McManus. Ben filmi izlemedim. Öyle rastgele bir sitede geziyordum. Eski figürlere bakıyordum. Bunu gördüm. Baktım PPG değeri. Bunun PPG değeri arkadaşlar 55 dolar. Bu da aslında şeylerle aynıymış. Aynen. Bu da 55 dolar. 55 dolarlık bu figür. En son aldığım figür bu. Bu koleksiyona en son giren figür bu. 55 dolar. Şu anda hala satılıyor aslında. İsteyen de shortslarımdan bir tanesinin de linki var hatta. Oradan bakıp alabilir. Türkiye'de her ne kadar çok izlenmese de figür değerli olduğu için ben almak istedim. Belki almak isteyen başkası da varsa alabilir. Son 3 figür kaldı. Bu 3 numara Jonathan. Diğer videoda vardı. Bu figür 55 dolardı. 60 dolara çıktı. Şu şekilde gösterebilirim. Bu gayet iyi. Kutusu bu diğer Nancy ile birlikte ikisinin de kutusu gayet iyi. Stranger Things dizisiyle ilgili fikirlerimi belirtmiştim. Ancak bu figürler değerli olduğu için elimde tutuyorum. Ben çok sevmiyorum Stranger Things'i. Bozduğunu düşünüyorum. Ancak figürler güzel. Deadite figürü. Bu figürü de Kadıköy'deki Dreamers figürden almıştım. O zaman da söylemiştim. Figürle ilgili çok bilgim yok ama değeri baktım 70 dolardı PPG'de. 700 liraya almıştım bunu. Öyle olunca almak istemiştim. Bunun üretim yılını da söyleyeyim. 2014 bunun üretim yılı da. Bu da 9 senelik bir figür. Bu da bu şekilde. Geldik 1 numaraya. 1 numara Yüzüklerin Efendisi Hobbit serisinden Tauriel. Bu figürün değeri şu an 90 dolar. Üretim yılı da 2014. Şu an benim koleksiyonumdaki en değerli figür bu. İnşallah bir dahaki videoda daha değişik, daha güzel figürler eklediğim zaman 1 numaram yine değişecektir. Geçen videoda 1 numaram başkaydı. Bu videoda artık bu. Ben de kendi koleksiyonumu tabii kendi bütçemi çok aşmadan geliştirmeye çalışıyorum. Ama insanlar böyle ellerindeki figürleri inanılmaz değerli şeyi gibi görüyor. Kimse herhalde piyasa daha az ürün olduğu için böyle insanların figürlerine istediği fiyatları tahmin edemezsiniz yani. Böyle aslında çok da değerli olmayan figürlere insanlar inanılmaz paralar istiyorlar. Fiyatlarken insana biraz gerçekçi olmuyor. Şimdi adam mesela diyor ki bu figür Türkiye'de tek diyor. O yüzden diyor bunun değeri 2000 lira. Yani ben sokaktan bir tane taş alsam o taşın da birebir aynısını hiçbir yerde bulamazsın. Dünyada tek o taş. Onun değeri o zaman 1 milyon dolar mı? Yani bu bir şeyin tek olması onun değerini belirlemiyor arkadaşlar. Bu şeyin değerini belirleyen etmenler belli. Bak mesela. Bu figür benim kendi figürüm. Bunun değeri 14 dolar mı 12 dolar mı ne? Bu figür Türkiye'de tek olduğuna ben %100 eminim yani. Bu figürde Türkiye'de başka hiç kimseden yoktur. Ama benden almak isteyen 500 liraya alabilir almak istiyorsanız. 450 liraya gelip peşin verirseniz, komisyon ödemeyeceksem, 400 lira direkt elime nakit verecekseniz yine vereyim yani. Bu insanların bu Türkiye'de tek diye bu figür değerli değil arkadaşlar. Bu figürü değerli yapan şey bu şeyleri belli bu figürlerin.
talebine göre belirleniyor yani. Bir de dünyadaki sayısına göre. Sen bunu Türkiye'de bir tane olması, 5 tane olması, 10 tane olması bunu çok da değerli yapmıyor. Dünyada bu figürden milyonlarca var yani. Türkiye ile bu şeyi kıyaslayamayız sadece. Türkiye'de yok diye figür çok değerli olmuyor ki. O yüzden yani hani herkes figürleriyle ilgili biraz böyle insanlar biraz uçmuş. Kendi yani değerlerini çok üstünde görüyorlar figürleri. Yani tabii ki figürleri seversiniz. Sizin gözünüzde de çok değerli olabilir ama satmak istediğiniz figür de yani bunun değeri belli aşağı yukarı. Koyacağın kar da bellidir. İşte kargo bellidir, komisyon bellidir. Yani 10 dolarlık figürü 2000 liraya da koymayın yani. Neyse bu son kısmı biraz sitem oldu. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone sayım bayağıdır artmıyor. Yardımcı olursanız sevinirim. Hoşçakalın.